Ceyda Dönmez Baloğlu, çok teşekkür ediyorum. Bıraktığınızdan beri çok değişen bir şey yok aslında. Özellikle hava sıcaklığı ile ilgili. Çok sıcak bir hava var. Biraz bile bir esinti olmadığını söyleyeyim size. Ama şu anda Atatürk Olimpiyat Stadında çimler sulanıyor. Biraz onun getirdiği bir ferahlık var sadece. Çimle ilgili de çalışmalar yapılıyor bir yandan. Ufak tefek yanıklar vesaire, tabii sıcakların etkisiyle olan problemleri çözüyor buradaki görevli arkadaşlar. Yani saha, zemin akşam oynanacak mücadeleye en iyi şekilde hazırlanılıyor. Onu söyleyelim. Şu anda da sulama var. Bir yandan da bizim ekip arkadaşlarımıza da bir değinmek istiyorum. Bu arada şu an ıslanıyorum ama hiç problem değil. Çünkü bu sıcakta hissetmiyorum bile ıslandığımı, öyle söyleyeyim. Ekip arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyorlar. Şimdi isim isim söyleyemeyeceğim kadar çok fazla kişi var şu an karşımda da. Yine aynı şekilde canlı yayın araçlarında da akşam yayınlanacak maç için de yine çalışmalar sürüyor. Onun dışında gün boyu yapacağımız yayınlar için yine canlı yayın araçlarımızda büyük çalışmalar var. Onu söyleyelim. O büyük yoğun bir çalışmayla birlikte biz de burada sizlere maçın notlarını, en azından bizim aktaracaklarımız muhabir arkadaşlarımızdan önce aktaralım istiyorum. Çok güzel bir başlangıç yapıyoruz Türkiye'de futbol sezonuna. Bir derbiyle iki ezeli rakip ebedi dost diyelim. O ebedi dostluğu da aslında dün basın toplantısında çok güzel gösterdi. Hem Galatasaray hem Beşiktaş ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Okan Buruk ve Van Bronckhorst yine aynı şekilde kaptanlar. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ve Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal yine basın mensuplarının karşısındaydı. Soruları yanıtladılar, dostluk mesajları verdiler. Ve güzel bir derbiyle aslında futbol sezonunun açılışını yapacağımız için çok mutluyuz. Akşam 20.45'te başlayacak maç, mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray Süper Kupa anlamında Türkiye'de zirvede yer alıyor. Onu söyleyelim tekrardan. 17, şimdi sayısı tabii ki farklı isimlerde olduğu için ben toplamı söylüyorum. Toplamda 17 kupası, Süper Kupası var Galatasaray'ın. Bu alanda da zirvede yer alıyor. Beşiktaş da yine çok kupalı. Yani kupanın en fazla sahibi olan iki takım karşı karşıya gelecek aslında. Beşiktaş'ın da 9 kupası var. Onu da belirtelim. Ve iki takımın da rekabetinde çok fazla bu maçta karşı karşıya geldiğini söyleyelim. Toplamda 8 kere tüm isimleriyle ve Galatasaray 5 kez mutlu sona ulaşmış. Beşiktaş da 3 kez yine kupayı müzesine götürmeyi başarabilmiş. Galatasaray sezonu şampiyon tamamladıktan sonra büyük ölçüde kadrosunu korudu ama önemli takviyeler de yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Dün gece de Gabriel Sara transferini duyurmuştuk, sizlerle paylaşmıştık gece canlı yayınımızda. Onun dışında öncesinde bir sağ bek transferi, Yeler transferini yapmıştı ve transfer sezonunun başında da Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. Tabii en büyük, en önemli kozları bu mücadelede Galatasaray'ın sahada olacak olan yıldızı Icardi ve kamp döneminin yıldızları aslında Ziyech, Zaha'yı da söyleyebiliriz ve elbette her maçın yıldızı haline gelen Mertens'in de adını anmazsak olmaz. Özellikle kupa geçmişlerine baktığımda Mertens'in ve Icardi'nin çok öne çıktığını ve bu anlamda tecrübeleri olduğunu söyleyebilirim. Mertens'in hem Hollanda'da hem İtalya'da önemli kupaları, Icardi'nin de Paris Saint-Germain'de kupaları var. Beşiktaş'ın da çok önemli kozu var. Beşiktaş geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı ama kötü bir sezon geçirdi. Şimdi yeni teknik direktörü Van Bronckhorst ve önemli transferleriyle bambaşka bir sezona aslında giriş yapıyor. Güzel de bir hazırlık dönemi geçirdi ve önemli isimleri kadrosuna kattı. Özellikle en büyük silahı Rafa Silva ve Immobile olacak, onu söyleyelim. Yine nasıl Galatasaray'da tecrübelerinden bahsettiysek Mertens ve Icardi'nin kupa anlamında, Beşiktaş'ta da bu iki ismin eski takımlarında önemli tecrübeleri var. Onu söyleyelim. Rafa Silva'nın Portekiz'de hem Braga'da hem Benfica'da kupaları, hem Süper Kupası hem Portekiz Kupası var. Aynı şekilde Immobile'nin de hem Almanya'da Dortmund'da hem Lazio'da kupaları var ve maçlarına da o önemli karşılaşmalara da, finallere de damga vuran futbolcular olduklarını söyleyelim. Özellikle Rafa Silva'nın formda olduğunu, en son 2023'te de önemli bir kupa kazandığını söyleyelim. Bizi heyecanlı, güzel bir karşılaşma bekliyor. İki takımda da önemli isimler. Görmek için, izlemek için futbol severler olarak takımlar fark etmeksizin sabırsızlandığımız isimler var. Ben tribünlerin de çok iyi olmasını bekliyorum. Tabii şu anda bununla ilgili çok fazla detay söylemek için erken ama saatler ilerledikçe size başka bilgiler de vereceğiz. Kapasite ne kadar dolacak, stat ne kadar bilet gelecek olan taraftarlar için. Hava güzel. Ben açıkçası dolmasını bekliyorum tribünlerin. Yine gelişmeleri oldukça buradan aktarmamız sürecek.
Şimdi takımlardaki son durumlar muhtemel 11'ler için ben artık sözün geri kalan kısımlarını muhabir arkadaşlarıma bırakacağım tabii ki. Ama önce söz sende Ceyda Dönmez.